Piyasadaki şu rakamlara baktığım zaman, özellikle borsa ve dolar cephesine baktığım zaman iki operasyon görüyorum arkadaşlar. Bunlardan birisi yapılan algı operasyonu ki borsa üzerinden yapılıyor. İkincisi panik operasyonu, o da dolar üzerinden gerçekleştiriliyor. Her ikisinde de küçük yatırımcı hedefleniyor arkadaşlar. Yastık altındaki ve bankalardaki döviz mevduatları hedefleniyor. Bir an önce bu döviz mevduatlarını boşaltın ki biz hem Merkez Bankası rezervlerimizi dolduralım hem de borsayı yukarıya doğru taşıyarak Türkiye ekonomisi iyi bir noktaya gidiyor havası verelim çabasındalar. Peki bu maya tutar mı? Kesinlikle tutmaz. Nedenlerini bu videoda ayrıntılı bir şekilde sizlerle paylaşacağım. Hepiniz hoş geldiniz sevgili dostlar. Borsaların yükselmesi için temel nedenler vardır. Bunların başında ekonomik verilerin düzgün olması gelir. Yani ülke ekonomisinin düzgün ilerlemesi lazımdır ki böyle bir durumda borsalarda bir barometre olarak o gidişatı size endeksler. Türkiye ekonomisi düzgün gidiyor mu gitmiyor mu, öncelikle ona bakacağız. İkincisi firmaların, özellikle bankaların, çünkü endeksi genel itibariyle tüm dünyada bankalar yukarıya doğru çekerler, hangi durumda olduğuna bakmak gerekir. Bankaların karlılıkları yeterli değildir arkadaşlar. Çünkü o karlılıklarda batık oranlarının ne kadar olduğunu eğer ki şeffaf bir ortam yoksa bilemeyiz. Dolayısıyla bugün banka 50 milyar liranın üzerinde bir karlılık açıklayabilir. Ama bu karlılığa rağmen bilançodaki batık oranı ne olduğunu bilmediğimiz için terse düşebiliriz. 2. Üçüncüsü, reel sektörünüzün ne durumda olduğuna bakarsınız. Borsadaki reel sektör öncü endekslerinin ne pozisyonda olduğuna bakarsınız. Eğer ki reel sektörünüz dip yaptıysa, faiz oranlarınız bu kadar yukarıdaysa, o zaman bu şirketlerin ayakta kalması imkansızdır. Öte yandan karlılıklarını yükseltmeleri imkansızdır. Ve bu da yine borsa endeksinin yükselmesinin önünde çok ciddi bir engeldir. Şunu söyleyenleri duyar gibiyim. Amerika'daki borsalar neden yükseliyor? Orada da ekonomi kötü değil mi? Hayır arkadaşlar. Amerika'da çok ciddi bir salgın var ama buna rağmen güçlü bir ekonomi var. Neredeyse Türkiye ekonomisinin üzerinde olan şirketler var. Apple gibi, Tesla gibi. Bu nedenle arkadaşlar Amerika'daki borsaya olan talep anlaşılabilir. Türkiye'deki sisteme baktığınız zaman, makroekonomik verilere baktığınız zaman, şirketlerin gidişatına baktığınız zaman, reel sektöre baktığınız zaman ya da bankacılık sisteminizdeki batık oranlarına baktığınız zaman, borçlara baktığınız zaman, özellikle kısa vadeli borçlara baktığınız zaman borsa endeksinin yükselmesi aslında tamamen sunidir. Onun için biz borsada büyük bir balon oluşuyor diyoruz. Bankacılık sektöründe yarın öbür gün IMF gibi, Dünya Bankası gibi önemli kuruluşlar inceleme yaptıklarında, batık oranlarını doğru yerlere koyduklarında bir anda satış baskısıyla karşı karşıya kalınabilir. Reel sektörde arka arkaya gelen batıklar, iflaslar, işçi çıkartmalar, yine ekonomik göstergelerindeki bozulmalar da endeksin tepe taklak olmasını beraberinde getirebilir. Onun için tehlikeli bir mecradır. Peki hükümetler neden borsalarını değerli tutmaya çalışırlar? Neden endekslerini yukarıya çekmeye çalışırlar? İşte bu barometre etkisinden dolayı. Yani borsa yukarıya gidiyorsa ekonomide sorun yoktur. Her şey düzene girmiştir. Yarın öbür gün ekonomik bir sıkıntı çıkmayacaktır havası yaratabilmek için. Bu çok net bir şekilde algı operasyonudur. Eğer ki sizin verileriniz düzgün değilse. Nitekim Türkiye'deki verilerin bozuk olduğunu gayet net biliyoruz. Bunların başında cari açık geliyor arkadaşlar. 40 milyar dolara dayanmış bir cari açığımız var. Faizlerin yukarı çekilmesi, dövizin aşağıya basılması nedeniyle de dış ticaret açığımız her geçen gün artmaya devam ediyor. İhracatımız azalıyor. İthalatımız ise artıyor. Makas açılıyor. Bu da cari denge üzerindeki problemi arttırıyor. Çok net bir şekilde bir kriz habercisi bu durum. Öbür taraftan kısa vadeli borçlara bakılır. Uzun vadeli borç alma kabiliyetine bakılır. Türkiye'de son zamanda uzun vadeli borç alınamıyor. Tüm uzun vadeli borçlar kısa vadeli borca dönmüş durumda. 182,5 milyar dolara yükselmiş olması kısa vadeli borçların bir tesadüf değil. Şunu söyleyenler olabilir. CDS'imiz düşüyor. Demek ki uluslararası piyasalarda da bir saygı görmeye başladı Türkiye ekonomisini yönetenler. Hayır arkadaşlar. Uluslararası piyasalar gel gel yapar. Nerede kar görürse oraya gider. Oradaki karı alır, kaymağını süzer. Sonrasında pılıyı pırtıyı toparlar. Hızlı bir şekilde daha karlı bir ortama ya da daha güvenli bir ortama yönelir. Türkiye'de şu anda bir kar görülüyor. %17'lik faiz kaymağı süzülecek, alınacak. Sonrasında da doları yukarıya çekerek ekonomi
ekonomiyi bozarak tekrar kaçıp gidecekler. Çok tehlikeli bir sürecin içerisine girmiş durumdayız. Yüksek enflasyon, yüksek faiz, yüksek risk ortamındayız. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Bakın, bu kadar yüksek faiz ve bu kadar yüksek enflasyon, bu kadar çok baskılanan kur yarın öbür gün öyle ya da böyle ekonomileri darmadağın eder. Nitekim bunu Asya krizinde de birebir gördük. Türkiye'de 5 Nisan kararlarının öncesindeki 1994 krizinde de çok net bir şekilde gördük. Eğer ki okumadıysanız lütfen 1994 krizinin nasıl çıktığını, öncesinde Türkiye'de neler yaşandığını, hangi hataların yapıldığını ve neden 5 Nisan kararlarının alınmak zorunda kalındığını okuyun arkadaşlar. O zaman ne demek istediğimi çok daha net bir şekilde anlayacaksınız. Borsadan biraz dövize dönelim, dolar cephesine dönelim. Sonrasında da nasıl bir algı operasyonu, panik operasyonuyla ekonomi iyi gibi gösterilmeye çalışılıyor ve bu Türkiye'yi nasıl çok daha büyük bir ekonomik krize sürükler, ondan bahsetmeye çalışacağım sizlere. Bakın, 7.34 seviyesine kadar çekiliyor dolar kuru. Deniliyor ki buralar dip değil, dibin dibi var. Daha da dibin dibi var. Her an 7'nin altına giden bir dolar kuru da olabilir. Onun için dövizinizi bozun. Bunu Merkez Bankası Başkanı alenen itiraf etti zaten. Dedi ki vatandaşı ikna edeceğiz. Nasıl ikna edeceğiz? Dövizi düşürebildiğimizi göstereceğiz onlara. Vatandaş da düşen dövizden vazgeçecek, Türk lirasına dönecek, yüksek faize götürecek parasını yatıracak. Bu arada çözülen döviz Merkez Bankamıza gelecek ve rezervlerimiz dolacak dedi. Türkiye'deki vatandaşı ikna ettiğini düşünen Merkez Bankası yönetimi ya da ekonomi yönetimi şunun farkında değil. Yabancı için %17'lik faiz kısa vadede karlı olabilir ve parasını getirebilir. Kısmen getirebilir. Yani güvenli paranın sahibi olan yabancı Türkiye'ye gelmez, ayak basmaz kredi notumuzdan dolayı, ama vurkaç yapan yatırımcılar koşa koşa Türkiye'ye gelir, bir aylık kaymağı alır gider. O apayrı bir konu. Ama yerli yatırımcının dövizden kaçıp Türk lirasına girmek için hiçbir sebebi yok. Bir kere hala Türkiye'nin kırılganlıkları devam ediyor. İkincisi, şu anda Merkez Bankası'nın verdiği faiz enflasyonun hala altında kalmaya devam ediyor. Öbür taraftan kimse TÜİK verilerine de inanmıyor. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. İnsanlar dövizde neden kalıyor? Önce onu tahlil edeceksiniz. Paralarını korumaya çalışıyor. Şimdi Türk lirasına döndü vatandaş. Türk lirasına döndükten sonra %17 faiz ortamına girdi, mevduata girdi ve bir yıl sonra %17'nin üzerine 2 puan da bankadan koyalım, %19'luk faizini aldı. 100 bin lira yatırdı bankaya, 119 bin lira olarak geri aldı. Peki siz o dönemde kurda herhangi bir şok yaşanmayacağını garanti ediyor musunuz? Birincisi o. Kurdaki yükselişin bu faiz oranlarının üzerine çıkmayacağını garanti ediyor musunuz? İkinci soru bu. Üçüncü soru. Piyasanın gerçek enflasyonist ortamının faizdeki Türk lirasını ezmeyeceğinin garantisini verebiliyor musunuz? En önemli soru bence bu. Vatandaş gidip parasını 100 bin lirasını 119 bin liraya geri aldığında, geçen sene 100 bin liraya alabileceği aracı bu sene 140 bin liraya alamıyor ise eğer, o zaman parası eriyip gitmiştir. Dolayısıyla vatandaş bunların hesabını gayet net bir şekilde yapıyor ve bu nedenle zaten Türk lirasına girmiyor. TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerine kimse inanmıyor. İnanması da mümkün değil. Üretici fiyatlarına bakıyorsunuz %23 seviyesine gelmiş. Tüketici fiyatlarına bakıyorsunuz %14 seviyesinde. Aralıkta çıkıp TÜİK %13, %14, %15 civarında bir enflasyonumuz var diye açıklama yaparsa buna kimse inanmaz. Çünkü üretici fiyatlarından dolayı şu anda kur düşse bile tüketici fiyatlarının yukarıya gitmesi gerekir normal koşullar içerisinde. TÜİK ya da başka bir kurumun verileri inandırıcılığını tamamen kaybetti. O nedenle insanlar aslında kura giriyor. Ve bir başka ayrıntı, düşerken Türkiye'deki vatandaşın pek çoğu kurdan çıkmaz. Çünkü zarardadır. Parasını zarardayken satmak istemez. Zarar etmek istemez. Bunun için kurdan çıkmaz. Bir başka bakış açısı, Türkiye'deki pek çok kişi muhafazakar olduğu için zaten faize girmek istemiyor. Faize girmediği için alternatif mecralara dönüyor. Dövize dönüyor, altına dönüyor, gümüşe dönüyor, emtiaya dönüyor. Şimdi siz bu vatandaşa dövizden çık, TL'ye dön diyorsunuz. Türk lirasına döndüğü zaman parasını götürüp faize de yatırmayacak, altına da yatıramayacak. Bu adamın parası enflasyonun altında
iyiden iyiye ezilecek. Kimseyi, hiçbir vatandaşı bu koşullar içerisinde dövizden ya da altından çıkmaya ikna edemezsiniz. Üstelik baskı yaparak, para harcayarak, dövizi suni olarak düşürerek buna hiç ikna edemezsiniz. Vatandaş her an dövizin kırılabileceğini sizden, bizden çok daha net görüyor çünkü. Bu arada bu panik operasyonları ve algı operasyonları geçmişte de yapıldı. Albayrak döneminde de yapıldı. Murat Uysal döneminde de yapıldı. Murat Çetinkaya döneminde de yapıldı. Bütün bu operasyonlar sonunda döndü, dolaştı. Türkiye ekonomisini daha da büyük bir çıkmaza sürükledi. Geçen yıl aynı şeyler yapıldı. Bu yıl sonu itibariyle bakıyoruz. Merkez Bankası'ndan 128 milyar dolar harcanmış. Geçen yıl artıda olan rezervler bu yıl bakıyorsunuz eksi 50 milyar dolara dayanmış. Geçen sene %10'lar civarında olan işsizlik %14, %15 seviyelerine gelmiş. Geçen yıl %7'lerde olan enflasyon bugün %15'lere dayanmış. O da inandırıcı olmayan enflasyon. Yani bütün dengeleri bozuyorsunuz. Bütün meseleniz kuru baskılamak. Kuru baskılıyorsunuz da kardeşim, kuru baskılayarak enflasyonu aşağıya çekemiyorsunuz ve çekemeyeceksiniz. Yarın öbür gün o enflasyon alıp başını gitmeye devam edecek. Kırılganlıklar arttığı için herkes kur şoku bekleyecek. Kur şoku beklediği için de fiyatlarına bunu yüksek olarak yansıtacak. Yani piyasadaki doları 6.80 seviyesinde görse bile 9 liradan, 10 liradan, 11 liradan maliyet oluşturacak. Nitekim devlet bile bunu yapıyor ya da devlette iş yapan müteahhitler bile bunu yapıyor. Avrasya tüneli bunun en net örneklerinden birisi. Dolar kuru 5 lirayken, evet yanlış duymadınız, 5 lirayken hatta 4.80 seviyesindeyken 9 lira üzerinden fiyatlandırıldı Avrasya tünelindeki dolar maliyeti. Yani 1 dolar eşittir 9 lira olarak hesaplandı. 4 dolar da 36 lira olarak hesaplanarak geçiş ücreti 36 lira yapıldı. Herkes kendisini korumaya alır böyle dönemlerde. Peki ne yapmamız gerekiyor? Yani Merkez Bankası kuru baskılamasın mı? Kur alsın başını gitsin mi? Enflasyon uçsun mu? Patlasın mı? Faizler daha kontrolsüz bir seviyeye mi gelsin? Hayır, elbette bunu söylemiyoruz. Ama bunu yaparak sürekli olarak asıl meselesini ertelemeye devam ediyor. Bundan bahsediyorum arkadaşlar. Bütün meseleniz dövizi baskılamak olursa üretimden vazgeçersiniz, ihracattan vazgeçersiniz. Hububatınızın üzerindeki gümrük vergisini sıfırlarsınız, buğdayınızı, mısırınızı bile yurt dışından ithal etmeye başlarsınız. İthalatçı olduğunuz zaman işsizlik ortamınız daha da artar. Bunun sebebi çok nettir arkadaşlar. Çünkü yerli üreticinizi, sanayicinizi, KOBİ'nizi, esnafınızı, çiftçinizi bitirirsiniz. Hububatı dışarıdan alırsın, Türkiye'de adam hububat üretemez, ürettiği para etmez, para etmediği için batar. Traktörüne de icra koyarsınız, tarlasına da icra koyarsınız. Dolayısıyla adamı bitirirsiniz. Yarın öbür günde hububat üretecek adam bulamazsınız. Onun için kurun bu seviyede olması, yanlış para politikalarında ısrar edilmesi ülke ekonomilerini büyük bir uçuruma sürükler ve genel itibarıyla bakınız bir yığın kriz var, örnek kriz var. Hep bu nedenden dolayı çıkmıştır. Kur üzerinde ısrarlı baskı, suni borsa yükselişleri, inşaata yapılan aşırı yatırımlar, dünyanın en büyük köprüsünü yaptık, en büyük tünelini yaptık, en büyük havaalanını yaptık söylemleri, buraya yapılan harcamaların kamu üzerindeki etkisi, kamu harcamalarının artması, bütçe açıklarının patlaması ülke ekonomilerini bitirir. Türkiye ekonomisi de o noktaya doğru hızlı adımlarla ilerliyor. Siz ne kadar panik operasyonu yaparsanız yapın, ne kadar dolar düşecek havası yaratırsanız yaratın, insanlar dövizin düşeceğine inanmıyorlar. Her düşüşte alım güçlerini daha da arttırıyorlar. Daha çok almaya başlıyorlar. Daha uygun seviyeden alıyoruz diye toparlamaya devam ediyorlar. Buradan ortalama yapmaya devam ediyorlar. Onun için döviz düştükçe Türkiye'deki döviz mevduatlarının miktarının arttığını görüyoruz. 234 milyar dolara geldi. Şaka maka değil. Bu alımlar devam edecek. Kimse fikir değiştirmeyecek. Merkez Bankası'nın bütün panikletme operasyonuna rağmen. Borsa nereye giderse gitsin küçük yatırımcı borsadan kaçmaya devam edecek. Sadece çok riski seven bir kesim belki borsaya girecek ama büyük bir kesim uzak duracak ve borsadaki çöküşler bu insanların borsayla ilgili kumar algısını daha da arttıracak. Aslında borsa gibi çok önemli bir kurumun altına dinamit konuluyor şu an itibarıyla, farkında değiller. Yarın öbür gün borsa çöktüğünde bir daha insanları borsaya girmeye ikna edemezsiniz. Algı ve panik operasyonu
yatırımları yapmak işe yaramaz. Kısa vadede belki sorunları çözüyor gibi görünür ama orta ve uzun vadede ekonomilerin çok daha büyük çıkmazlara girmesini beraberinde getirir. Yapılacak şey esasen reel ekonomiyi ayakta tutmaktır. Sanayiyi ayakta tutmaktır. Üretimi, tarımı ayakta tutmaktır. Nitekim Avrupa'ya bakıyorsunuz bütçede en büyük payı tarıma veriyor. Türkiye'ye bakıyorsunuz yapılmış olan tünellere, köprülere verilen paralar hala. Avrupa gelişir, siz olduğunuz yerde saymaya devam edersiniz. Asya ülkelerine bakıyorsunuz, neden arka arkaya markalar çıkartıyorlar? Neden 2028 yılında Çin gibi, Endonezya gibi ülkeler G20'de ilk 10'a yükselirken Türkiye 20'nin altına düşüyor? Ona bakıyorsunuz, bu ülkeler üretimi tercih etmiş, sanayileşmeyi tercih etmiş, tarımı tercih etmiş, markalaşmayı tercih etmiş. Bizse hala günü kurtarmayı tercih ediyoruz. Doların seviyesi benim için hiçbir şey ifade etmiyor arkadaşlar. Dolar 7.34'de olsa, 6.80'de olsa bunlar suni gevşemelerdir. Tamamen panik operasyonlarıdır. Burada da sonunda cephane biter. Yine elde avuçta dolar kalmaz. 128 milyar dün harcandı. Bugün de 20-30 milyar dolar daha harcarlar. İyice dibe gireriz ve bunun sonrasında da Türkiye ekonomisi, Merkez Bankası ne yazık ki büyük bir çıkmaza sürüklenir. Bunu gören çakallar da gelirler. Türkiye'den alabilecekleri her şeyi en ucuza alırlar. Elinizde avucunuzda ne varsa toparlarlar ve neye uğradığınızı şaşırırsınız. Yani büyük bir krize doğru sürüklerler sizi. Evet, bu videomda sonuna geldim. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşça kalın, mutlu kalın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Bildirimlerinizi mutlaka açın. Sizlere çok daha hızlı bir şekilde ulaşıyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz mutlaka dostlarınızla paylaşın. Katıl butonuna basarak kanalımıza destek verebilirsiniz. Ve beni hem Instagram'dan hem de Twitter'dan da takip etmeyi ihmal etmeyin. Hoşça kalın, mutlu kalın dostlarım.